Şimdi ben asıl Trabzon'a verdikleri mega vaatler var. Bunlara bazılarına mega vaatler diyor. Vaat, vaat ötesi, mega vaat, süper vaat. Bunların böyle vaatleri var. Mesela bunlardan bir tanesi çevre yolu, Güney Çevre Yolu projesi. Her seçim dönemi böyle pişirip pişirip önümüze getirirler. Güney Çevre Yolu gerçekten Trabzon için olmazsa olmaz bu proje. Sadece ulaşım projesi değil, bir şehirleşme projesi. Çok doğru bir proje. Ama Güney Çevre Yolu projesiyle ilgili bu uzunca yıllar Trabzon'da konuşulur. AK Parti 2002'den beri her seçim dönemi vaat eder. Ama en son yapılan şey 57. hükümet döneminde zamanın bakanı Sayın Koray Aydın'ın onu proje ihalesini yapmıştı Koray Bey. Ve bütçeye de bir temsili ödenek koymuştu. Ondan sonra bugüne kadar geldiğimiz bütçelerde Güney Çevre Yolumuz yok. Güney Çevre Yolumuz tozlu raflarda bekliyor. Ben bu bütçede baktım, dedim ki Güney Çevre Yolu projemizle ilgili bir şey var mı? Baktım ki yine unutulmuş. Yine bu bütçeye baktım. Bizim yine Trabzon'un olmazsa olmazı, aslında sadece Trabzon'un değil, Türkiye için de elzem. Trabzon Erzincan Demiryolu, yani Trabzon limanını dünyaya bağlayacak, Orta Asya'ya bağlayacak proje. Ama bu projeyle ilgili de bir şey olmadığını gördüm. Son bir şey daha söyleyeceğim. Yine AK Parti'nin mega yatırımlarından, plan bütçede Sayın Bakanımıza, Sayın Varanka'da söyledim. Trabzon için bir yatırım adası sözünüz var. Bunu Trabzon'da çok dile getirdiniz, çok söylediniz. Ben de gerçekten bu yatırım adası sözünüzü tutmanızı istiyorum. Çünkü istihdama yönelik bir proje. Trabzon'da çok işsizlik var. Belki o proje gerçekleşirse oradaki işsiz gençlerimiz de iş bulma imkanına kavuşurlar. Ama bakıyorum ben 2022 bütçesine, bu yatırım adası sözünüzü de tutmadığınızı görüyorum. Şimdi Trabzon'da şöyle diyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki ya vekilim, bu Trabzon'un 4 tane bakanı var. Bu 4 tane bakanı varken bu Güney Çevre Yolu yapılmayacak da ne zaman yapılacak? Vekilim diyorlar, bu Trabzon'un 4 tane bakanı var. Bu yatırım adası şimdi yapılmayacak da ne zaman yapılacak diyorlar. Diyorlar ki Trabzon'da bu Trabzon'un 4 tane bakanı var. Bu Erzincan Trabzon Demiryolu ne zaman yapılacak? Şimdi yapılmayacak da ne zaman yapılacak diyorlar. Ben de diyorum ki biz geliyoruz, biz geleceğiz. Demir yolunda yapacağız, Güney Çevre yolunda yapacağız, yatırım adasını da biz yapacağız. Bu bütçeden benim seçim bölgem Trabzon ne alıyor, ne veriyorlar, ona bakacağım. Şimdi Trabzon'a baktığımız zaman AK Parti'nin vermiş olduğu çok sayıda vaatleri var. Bazen AK Parti Trabzon'a vaatlerini sunarken onu çok güzel ambalajlıyor. Diyor ki mesela 61 proje, biz 61 dakikayı seviyoruz, 61'i seviyoruz ya, 61 proje diyor. Bu projeyle beraber seçime giriyor ama seçim geçtikten sonra bakıyoruz ki sadece projenin adı kalmış, icraatlar yok, sözler tutulmamış. Mesela ben hatırlıyorum, 2009 seçimlerinde AK Parti'nin 61 projesinde bir çizgi film vardı. Gerçekten güzel bir çizgi filmdi. Raylı sistem böyle o kadar güzel çiziliyordu ki Trabzon'un sokaklarında. Bugün vallahi Trabzon'da raylı sistemden boş verdik. Dolmuşların duracağı duraklar sıkıntılı, insanların yürüyeceği yaya kaldırımları sıkıntılı. Hele bir teleferik vardı, çok güzeldi. Trabzon'u bilenler için söylerim. Böyle Boztepe'den aşağı teleferik süzülüyor, böyle limana doğru iniyordu. Bugün öyle bir teleferiğimiz de yok. Bir çömlekçi dönüşüm projesi söylemişlerdi. 2009'dan bugüne 12-13 yıl geçti. Hala daha bitmedi. Gittikçe de o projeyi küçültüyorlar.